Uzaktan eğitim başladığından bugüne kadar hep sıkıntıların haberi geldi. Özellikle kırsal kesimde yaşayan öğrenciler için tablet ya da internete erişim büyük sorun. Bu kişilerden biri 4. sınıf öğrencisi İsa. Görüşürüz hocam. Eğitime ulaşmak onun için çileye dönüşüyor. Ne tableti ne interneti var. Tableti arkadaşlarıyla ortak kullanıyor. İnternete ulaşmak için dağları aşıp 2 kilometre yürüyor. Ben gidiyorum. Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Aktoprak mezrasında yaşayan 4. sınıf öğrencisi İsa Temel için eğitime ulaşmak şehirde yaşayan akranlarına oranla daha zor. Elinde tabletle günlerce internetin çektiği bir yer aradı. Buldu ama o noktada evinden 2 kilometre uzakta bir tepe. Çobanlık yapan babasıyla birlikte 2 kilometre yürüyor. Babası hayvanları otlatırken o derse katılıyor. Saat 10'a gidince 2 kilometre aşağı geliyorum. Sonra aşağıda canlı derse katılıyorum. Bittiğinde zaman gidiyorum evde biraz dinleniyorum. El ellerimi yapıyorum. Derslerim bittiğimiz zaman kitaplarımı okuyorum. Çok zorlanıyorum buraya gelene kadar. Benim çocuğum şu anda okumaya çok hevesli bir çocuktur. Geçen gün yağmur yağıyordu. Hani o yağmurda şeye gitmişti. Derse katılmıştı. Yani o kadar heveslidir. Bölgede tek öğrenci İsa değil, onun gibi yaklaşık 30 öğrenci daha var. Hepsi de tablet ve internet sıkıntısı yaşıyor. Müfredat ilerliyor, çocuklar konulara yetişmek için 2 kilometre yürüyor. EVA sistemi üzerinden öğrencilerimiz maalesef internetin olmadığından dolayı derse giremiyorlar. Şebeke sıkıntımız var bu 4 köy için. Öğrencilerimiz çok mağdur. Hiçbiri derse doğru düzgün katılamıyor. İsa 1. sınıftan beri öğrencimizdir. Kendini çocukluğundan beri tanıyorum. İsa bu şartları zorlayarak okula gelmeye çalıştı. Bir tableti ve interneti olsa evinde rahatça derse katılabilse dünyalar onun olur. İsa büyüyünce kendi gibi kırsal bölgelerde eğitime ulaşmakta zorluk yaşayan çocuklara destek olmak istiyor. Tablet arkadaşlarımdır. Benle arkadaşlarım birlikte buraya geliyor internete. Keşke benim de bir tabletim olsaydı. İsa ve arkadaşları internet sorununun çözülmesini bekliyor.